Kapı Ön Sohbetleri başlıyor. Ay heyecanlı mısın? Nasılsın? Böyle bir şey var abi. ilk ya. Evet. Sanki böyle ilk bölümü çektikten sonra alışıp böyle hep ardı ardısı geliyor. Mesela geldi. her ilkin yaşadığında bu tarz şeyler yaşıyorum. Her ilkin yaşadığında bu tarz şeyler yaşıyorum. ben. İlkler benim çok önemli. da <laughs> ilk evet çok önemli ya. İlkimizden başlayalım. Şimdi şöyle ben radyoya başladım. Ee, sağ olsun Atilla ya burada da Atilla vardı. Atilla gittikten sonra ben zaten buraya hani gelip gidiyordum bir şekilde. O gittikten sonra bir boşluk oluştu. Hiç kafamda aslında yoktu baştan. Ondan sonra buraya girdim bir şekilde ve çok sevdiğim insanlarla tanıştım. Ondan sonra da dışarıda takıldığımız bir alan var. Ee, orada e, muhabbet ederken e, Deniz benim tırnaklarımı gördü. Ee, Abi sen de mi tırnak yiyorsun dedi. Aa, sen de mi ya dedim hatta. Evet. evet. Sen de mi yani. Yani ben de e, iç e, evet dedim. Ben de tırnaklarımı yiyorum dedim. Sonra hatta şöyle bir aynen selamlaşma yaptık. Ondan sonra gel git zaman işte muhabbet ederken falan. Ben aslında podcast yapmak istediğimi söylemiştim ona. O da Aa, ben de çok istiyorum evet, evet. dedi. Ondan sonra bu hikayeler başladı. Bu hikaye başladıktan sonra da. Acaba konumuz ne olsun diye bayağı bir şey yaptık. Bayağı böyle spontane ilerlemesi bence çok Kesinlikle. daha mantıklı oldu. Hani e, güzel gidecek diye düşünüyorum. O zaman dedik bizim ilk ortak yanımız e, tırnak Konu. yeme konumuz olsun. Konumuz olsun. Ondan sonrası zaten bir şekilde Bu arada diyeceğim. abi ben öyle her tırnak yiyen insana "Aa sen de mi tırnak yiyorsun?" diye sormuyorum. Çünkü genelde insana tırnak yiyor. Biz anormaliz. Ben yok parçalıyorum. Yani, yani. <laughs> yani bu <laughs> biz tırnaklarımızı ellerimizi yiyoruz. O yüzden yani ben sana soruyu yönelttim yani benim gibi yeni gördüğümde ulan benden daha iyisi varmış diye bir üzülmedim değil yani. Ben de mesela senelerdir hiç tırnağım uzamaz. Yani hiç bilmem. Ben de bilmem. Tırnak... Şey. Işte, sorun da orada abi zaten. Ya ayak tırnaklarımı da sağ olsun eşim yardımcı <laughs> olduğu için <laughs> hiçbir tırnak makasıyla bir alakam yok. Yok abi yani. ben de yani ellerim için hiç görmedim tırnaklı. Bir ara bıraktım sonra olmuyor zaten. Parmak şekillenmiyor <laughs> yani bir şey bir sorun yok. var. Bir de evet ya yani bazen Mesela şimdi Pamir baktığı zaman rahatsız oluyorum mesela. Evet. Öyle bakıyor ya da onun karşısında öyle yememeye. Aslında genelde yememeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Mesela en yediğin nokta neresi? Film izlediğim zaman abi. Film izliyorsam ben mesela atıyorum yememeye karar verdim ve bir şekilde tutuyorum kendim. tamam mı? Ve ondan sonra böyle çok güzel bir film açtık atıyorum akşam izliyoruz falan. Abi gerçekten acıyor. Ya o film bittiğinde batamıyorum yani. O kadar yemiş oluyorum. ki evet hiç farkında değilim. O, zaten o hissiyat gelmiyor. bir yere dokunduğundaki acıyorsa zaten zarar vermişsindir. Yani ben de filmde yok bu arada. Yani ben de filmde Film açayım böyle tutulmuyorum hani parmağımı. Sen ne zaman yiyorsun? Ya ben bir yere yetişeceksem ve gidiyorsam o oraya mesela yani bir işim var bir kayıt var bir yere gitmem gerekiyor falan ve onda orada olmam lazım 8'de evden çıktım garanti yetişeceğim ya mesela evet. ya 40 dakika bir yolum varsa yani otobüsten in bin sürelerini çık 38 dakika tırnaklarımı yerim ben. Yani şu oturuyorum oturmuyorum fark etmez. Sende sabırsızlık mı var o zaman? Yani ne? Yani ben de ne? sabırsızlık var. Bunun sebebi de 7 aylık doğmuşum ben. Hı -hı. 7 aylık doğduğum için şimdi burada bazı dinleyen izleyen arkadaşlar bir kelime söylememi isteyecek ama onu söylemeyeceğim. <laughs> Neyse ben 7 aylık doğduğum için zaten bu şey hep var acele hep var bende. Acele, bir, ama acele bir durumla geçen Bülent abiyle falan da konuşurken dedik ya Mustafa falan hani, <laughs> aceleden dolayı tırnak yemezmiş insanlar yemezmiş ben araştırdım. evet. Ama işte ben bir yerden bir yere giderken hani belki de şey beynim hani ulan oraya yetişemezsem diye düşünüyorum ya belki de. Lan Kaygı beynim, işte o zaman. Evet beynim oraya yetişmeyeceğim de olabilecek şeyleri düşündüğü için bu sefer elim ağzım otomatik gidiyor yani o konuyu aşamadım. Bir sadece o zaman mı yiyorsun? Yok. Ben Bu ki... arada sanki ben yemiyormuşum <laughs> ve sana röportaj yapıyormuşum gibi oldu. <laughs> ya. Destek veriyorsun bana. <laughs> Ama yok benimkiler de mesela beter. Yani evet biz... beter. Hatta gitar dersi... <laughs> biz destek mi istiyoruz? <laughs> ya gitar dersi videolarımda adamlara şey dedim böyle videoda. Ben tırnaklarımı yediğim için pena kullanabilirsiniz diyorum. Yani ben pena ile çalıyorum mesela gitarları. Hani sen hatta dedin ya ben o tırnak <laughs> mevzusu yüzünden gitar çalmıyorum. <laughs> şu an hani eskisi gibi falan dedim. Ama yok çalabiliyorsun ya. O biraz evet ya şey pena da. Olayını biliyorum yani ama işte akor basma olayında biraz böyle insan şey oluyor bir zaman sonra. Ulan hiç bitmeyecek mi bu acı yani? Bitmeyecek çünkü sen sürekli yiyorsun abi. Yani şurada bir doku kalmıyor. Burada elimin içiyle şurası aynı yani. Benim bastık bastıkça daha çok acıyor. Bir bastık dakika da o zaman bak. şöyle bir şey. Sen bastığında tırnaklarının burası değil şuralar mı? işler mi acıyor? Şu basıyorsun ya yani. akoru bastın ya. Yani. Abi o zaman basıyorsun senin pratik yaparak o tırnak yemeli bir alakası i̇şte yok Nasıl? Tamam, yani nasıl olacak. Oluyor. İşte... Osmanlılar gibi çalışacaksın abi. Aynen. Çat, çat, çat 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 ondan sonra düzenlemiş. <laughs> Mermer. Aynen mermerde çalışabilirsin. Benim bugün baktığıma göre tırnak kemiğe geri dönersek eğer bu bir anksiyete bozukluğu, obsesif kompasiya, OKB hı hı. gibi bir şey. Kaygı, psikolojik hastalık. Gerçekten böyle şeyler yazıyor bu arada ve bir hastalıkmış yani bir alışkanlık değilmiş. Hastalıkmış. Ben bu konuyla alakalı açıkça şöyle söyleyeyim hani acaba ne konuşuruz diye biraz araştırma yapayım dedim. Moralim bozuldu çünkü hiç bir alışkanlık ya da bir geçiştirici bir durum değilmiş. Bildiğim psikolojik rahatsızlıkmış gerçekten. Ondan dolayı birazcık beni rahatsız etti açıkçası. Beni de rahatsız ediyor. Ben de bu arada çok psikoloğa sordum, çok danışana sordum tırnak yemekken. Sürekli bu arada günün sonunda bir anksiyeteye bağlıyor ya durum. Hani bir strese bağlıyorlar ya bunu. Evet. Bence kişiden kişiye üzerinde durulması gereken bir mevzu. Yani kişiye özel çalışılmalı bu konuda. Yani ümit tırnaklarını mı yiyorsun? İnilmeli derine inilmeli. Neden mi yiyor? Hani bunu direkt strese direkt kaygıya bağlamamak gerekiyor bence. Ya, tabii canım. Mesela sen ne zamandır tırnak yiyorsun o zaman? 7-8 sene olmuştur ya. Kendimi bildim bileli ben tırnak yerim yani. Ben de evet yani. Ha, bu arada tırnak yemek diye bahsediyoruz ama ben çoğu zaman tırnaklarımı yemem. Yani çoğu zaman benim için şuradaki kenardaki etleri ısırmaktır. Yani o stres atmak. Bazı insanlar da bunu şöyle yapar. Tırnağınla etlerini soyarak yapar mesela. Evet, evet, Onların evet. şuralara kadar yara oluyor. Benim de tamam yaralar oluyor ama. Ben ortaokul zamanlarında evet o dediğin şeye geldi. Ben şuralarımı bile. Ne denir buraya? Eklem. Eklem kısımlarını falan yediğim zaman. Benim arkadaşım işte. şuralarını ısırıyor mesela. Şöyle. Öyle başlayacak demek. Ve <laughs> Kocbu, yani arkadaşımın şuraları şöyle hani Burada şöyle oynar bir et yok. Orası kalınlaştı artık. Tamam işte aynen. İğrenç de bir görüntü oluyor. Çok bu iğrenç bir görüntü. ya, şey... bu da zaten çok iğrenç Acıda bir görüntü. Acı da veriyor. Acı, ama işte bu işin acısını biz çok umursamıyoruz bence Hani... Tırnakta evet ama buradakini bıraktım mesela. Buradakini nasıl bıraktıysam tırnaktakini de bırakabilirim diye düşünüyorum. Yani... Evet bırakabilir, aslında. bırakılabilir aslında. Ya bence değişik güzel bir konu bu şu anda. Neyse evet konu böyle ilk konuyu böyle bir şey yapmamızın sebebi aslında podcast olayının Tırnak yeme hikayesiyle başlaması da diyebiliriz evet. yani. Evet. Kapı önünde böyle sohbetler edilebilir mi? Evet, mesela edilebilir. Benim mesela Kadir diye bir arkadaşım var. Hani senelerdir birlikte müzik yaptığım bir bas gitarist o normalde. Ee, onunla birlikte hep böyle o da mesela otururuz. Böyle uzun uzun otururuz böyle otururuz böyle normal. Yavaş yavaş muhabbet ederiz. Falan kapının önünde yarım saat falan konuşuruz. <laughs> Aslında bu program var ya tam onluk yani şöyle onluk isim olarak onluk. Çünkü kapıda konuşmayı çok seviyor. Bu aslında söylediğimiz son şeyler ya belki abi. Bence o yani. Ben de çünkü arkadaşlarım Ama son yaşadım. şeyler bu kadar uzun sürmem. Abi ya. işte so <laughs> aslında onu içeride açsan iki saat daha otursun. Çünkü ben yani sayısızca biliyorum arkadaşlarım kalkacak gidecekler. Onları geçirmeye kalkıyorum. Kapının önünde yarım saat daha sohbet ediyoruz. Sonra etmediğimiz sohbetlerin olduğunu fark edip arkadaşım tekrar içeri alıp <laughs> oturmaya tekrar devam ettiğim çok oldu yani. Bayağı. İyiymiş evet. Oldu evet çünkü bitmemiş. Konuşacağımız şeyler bitmemiş yani. Ve gidiyor. bak kapı önünde bir saat durduk zaten. Geri içeri diyorum yani artık konuştuk zaten konuşacağımız konular daha bitmemiş. Ha evet. Bitirelim sonra bana görüşürüz demeden çık. Görüşürüz derse çünkü bir daha geliyor. <laughs> Tekrar bir kapı önü. Odayı şey işte. Mesela misafirlikte işte onu anlayamıyorum. Mesela benim stüdyom vardı bir ara. Hı hı. Hani stüdyoda işte o gelen gruplar ya da müzisyenlerle arkadaş olduktan sonra... ...evet kapının önünde konuşuyorduk. Eyvallah çünkü o orada. Bir de o oradan çıkıyorlardı gidiyorlardı mesela. Evet. Ama bir eve gittiğinde zaten muhabbete gidiyorsun yani o yüzden. Bence o da olmuyor. <laughs> <abi>. kapı <laughs> sohbeti olması gerekiyor abi hayatımızın her alanında var. Bak uçakta bile inerken o sesle bir şeyin oluyor mesela... Yani Yolu oluyor. Iyi ol, Ve iyi bir sorunun olsa kapının önünde sohbet edeceksin. Uçağın kapısının önünde sohbet edeceksin yani osterse. Oraya bağlamak evet biraz daha farklı. Her yerde oluyor yani bu. Farklı. Bence bir yöntem oldu. Peki bu hastalık kısmına ne diyorsun oraya atladın birazcık. Hastalık kısmına durum abi ama pek kabullenmiyorum. Ben bu konunun vallahi. üzerinde hastalık olarak durmayı pek desteklemiyorum abi ya. Vallahi bak onikofaleji diye bir Hastalıkmış bu arada, tıbbi ismi buymuş gerçekten bir hastalık. Onikofologi. Fal yani İsmini söylemek çok zor. Ben bunu söylerken mesela birazcık daha tırnak yerim. <gülüyor> <O> <gülüyor> Lan kısmı, nasıl söyleyeceğim evet, bunu? Diye. Onu halletmem lazım çünkü ya onu söylemeden önce bir strese girerim. Yani şu an bir daha söyleyemem muhtemelen. Ee, ben de söyleyemem. Onun yerine tırnak yerim mesela. <laughs> Peki bunu <laughs> birazcık daha güzel olur benim Peki ya. bunun abi şeyi yok mu ya bir? Bunun bir tedavisi yok. Mesela benim elleri terleyen arkadaşım vardı. El o, ama o fiziksel bir rahatsızlık. Bak ama oldu da mesela gitti ve tedavisi ne oldu? Elektrik falan veriyorlar böyle ellerine. Sonra çocuğun elleri bir iki ay sonra tekrar terlemeye başladı. Ellerine elektrik mi veriyorlar o zaman? Evet bu elim... benim elim terleyebilir abi o zaman. Evet bu <laughs> eldeki, <elindeki, gülüyor> <elindeki, gülüyor> ikinci iki konu terleme. Elindeki. Biz neyiz ya, ya, biyoloji. <laughs> Ama çok kötü ya yani. EMG'de olmuştum ben çok kötü bir şey. Yani. Şey bu arada ter bezlerine elektrik veriyorlarmış ter bezlerini zayıflatıyorlarmış yanlış hatırlamıyorsam yani. yanlış bilgi de vermek istemiyorum burada. Ama tırnakta öyle bir şey olduğunu sanmıyorum Evet. psikolojik diyor onu psikoloğa gidecek. Psikolojik rahatsızlık ve ama arkadaşımın da sonradan tekrar terlemeye başladı ve bunun doktor psikolojik olduğunu söyledi ona. Yani dermatolojik bir hastalık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bilenler. Yani bilenler doktorlar işte. Doktor. <laughs> Kimse o. o. zaman destek bekliyoruz bizi doktora götürecek elimizden tutup. Ya ya. Hem tırnağı sen ye hem başkası yapsın güzel. <laughs> daha bir başka yerden bekliyoruz. Evet o şekilde ilerleyebilir. Bu arada ben bu kadar ciddi bir hastalık noktasında olduğunu yeni öğrendim diyebilirim sana. Çünkü ben hiç oturup araştırmadım. Dedin ya bugün sen ben araştırdım bir daha tırnak yedim biraz daha tırnak yedim diye dedin ya. Evet. Çünkü ben araştırdıkça kafamın içinde daha da böyle kapalı kapılar açılıyor falan daha çok hatırlıyorum ve ulan yiyoruz işte deyip devam ediyoruz yani. Şimdi benim rahatsız olduğum kısım şu oldu. O yüzden yedim. Hani can sıkıntısı, kaygı, korku, işte anksiyete bozukluğu, Bahsetti şeylerin hepsi böyle hiçbir tanesi de işte normal bir alışkanlık ya da zaman geçirme gibi bir açıklama yapmadı. Ve ben o yüzden hatta gerçekten bir psikoloğa ya da psikiyatri artık kim çözerse hani oradan destek istemeyi düşündüm açıkçası. Yani rahatsız etti çünkü beni. Ya güzel bir görüntü dedi ya bu yani üzgünüm ama. Evet abi görüntüyü bu arada geç. yani ya seninkileri? Seninkiler benimkiler iyi duruyor. Ya işte Aynı abi bir fark yok yani. Hiçbir evet. fark yok yani. Farklı şekillerde farklı kötü ellerimiz var yani bizim. Evet. Yenmiş tırnakların titrek ellerim var. Evet benim titrek Teoman, evet, Teoman senin için e, ve benim için yazmış olabilir. <laughs> Abi işte bu arada ben en çok ortaokuldaydım. ortaokul En çok ortaokuldaymışımdır yani. Bu alışkanlığımı artık hani alışkanlık mı? hastalığı mı... Evet deniz tırnak yiyen bir insanı ortaokulda denetmişimdir yani ben. Çünkü ortaokulda böyle bir okul hocalarımı pek yani sevmem. Okul ortamını sevmem falan. Orada mı strese girdin peki? Okul stresi değil ya bu aslında. Ortaokuldan böyle liseye geçerken ki dönemde böyle bir arkadaşlarından ayrılırsın. Herkes liseye dağılır. Başka liselere falan. Ben farklı bir lise. O ara istemedim bir lise falan. Abi orada çok uyuşmaz arkadaşlar. Çok uyuşmaz kişilikler falan. Abi derste ne yapacaksın? Derste sürekli şu. Sıkılmak aslında. Sıkılmak. Ve bu sefer ya oradaki hocalar da farklı kişiliklere ders anlattıkları için çok farklı davranan hocalar. Daha böyle Anadolu liselerine kıyasla daha mizacı sert olan hocalar olduğu için bir şey söylediğinde bana bir yüksek bir tepki verdiğinde ben azar işittim gibi algılayıp lisede mesela. Bravo. Bu azar kelimesi kilit bir kelimeymiş. O gün araştırırken onu da öğrendim. Mesela bu tırnak yeme hikayesine çocukken başlandığında ve aileler eğer işte azarlama, kızma, vesaire yani hani korkutma yani yapma Aa, evet. etme ya da işte annem benim çok güzel terlik fırlatırdı mesela anladın mı işte anne tırnak için çok güzel bir noktasını tutturuyor yani terlik aynen hani bulur yani aynen. güdümlü ee, bu tamamen daha çok fazla alevlendiriyormuş. Bende mesela onun etkisi çok oldu o zaman. Çünkü bana hep yeme, etme, hayır. Çok tehlikeli. Gibi hani şeylerde onların etkisinin çok olduğunu okurken bugün öğrenmiş oldum. Ben lise 2'de falan babama dedim ki babam ve anneme beni her elim ağzımda gördüğünüzde elime vurun. Elimi çektirin ağzımdan dedim. Bu da olmuyor abi. Görmemelerini sağlıyorsun çünkü. Evet. Bak hiçbir şey yapmasam şu an seninle konuşurken benim yaptığım hareket şu. Evet abi bak benim de şu an Aynen. izleyiciler ve dinleyiciler de bu farkında olurlar büyük ihtimal. Ya çünkü şöyle bir şekilde zaten yediğimiz için burada bir fazlalık oluşuyor ya bak. Evet evet yani o çalışıyorsun. Evet sonra daha çok batırıyorsun. Evet. Onu kopardıysan bari şunu da koparayım derken bütün elin böyle bir tane karikatür var bu arada. Soyuyor böyle adam kendini. Oradan da koparayım bundan da koparayım. mı? Yani, aynen. Gör, onu görmek Böyle bir karikatür abi. var. Bulursam koyarım alta falan. Abi yani bu, bence de çok eskiye dayanan böyle öğrencilik zamanlarına falan dayanan bir şey bence. Benim en azından öğrencilik zamanında Seninkisi öğrenciliktir, benimkisi evet, ya benim, daha çocukken. Abi hayatım boyunca benim yenemediğim bir sınav sitesim vardır. Şöyle anlatayım. Ortaokul lise ortaokul lise falan bu dönem sınavlarında matematik ve Türkçe sınavı öncesinde ben mesela mide krampları geçiririm. Alakasız bölümler bu arada matematik. Yok, önemli olduğu için. Ha. Ortaokulda matematik ve Türkçe falan önemli olduğu için diğer sözel derslere nazaran evet yani. sözel sayısal daha önemli dersler olduğu için yani alanını belirleyen dersler sonuçta. Bir de matematik benim için sürekli bir ön yargıdır hayatım Ben matematiği hiç sevmem. O yüzden de sözler okudum zaten. Ben de sözler okudum yani. Ya matematik sınavı öncesi mesela bak abi şunu hatırlarım ki izin alıp sınavı telafisine girmeye hak kazanıp hocayla konuşup eve gittiğimi hatırlarım. Çünkü ben de özellikle sınav böyle büyük bir sınav herkesin böyle iştahla herkesin böyle beklediği sınavlar benim için kabus çünkü mide ağrıyor yani midem ağrıyor artık stresten midem ağrıyor yani bir insanın stresi vücuta stresi midesine vurur mu şu en böyle evet. kolay şekilde ben böyle mide ağrılarıyla geçti benim böyle bütün lisem falan ta ki üniversite sınavına kadar üniversite girdim çıktım ve dedim ki tamam ben ne istiyorsam onu yapacağım artık stres yok gittim iki sene okudum Sonra dedim ki çok abartıcı bir şey yokmuş. Dedin ama tırnak yiyorsun. Dedim ama hala tırnak yok. Belki de bu benim için bir kaçıştır. Hani belki de kendimi böyle rahatlatıyorumdur diye kendimi böyle pay çıkartıp tırnak yemeye devam edeceğim. Ya ben genel olarak mesela e, hani görüyorsun beni radyoda. Hani bir Aha, buçuk ha. aydır falan hı hı. Hani görüyorsun. Hani bir, bir buçuk aydır. Çok yine ek okey ama genelde benim mesela mizacım böyle. Hani rahat daha şey bir insan ama evet. gerginlik vardır içimde. Onun yaşattığı bir şey olduğunu düşünüyorum ben de mesela. Ben stresli kaygılı bir insanım. Ben de kaygılı bir insanım. Çok kaygılı bir insanım. Yani Acaba ileriye de kaygılarım olacak, çok evet, var. ne olacak? İşte gelip yani geçmişi bu da anksiyete. Günlük kaygın var mı mesela? Günlük kaygım olmuyor. Mesela Genelde... benim günlük kaygım oluyor mesela. Yok bende olmuyor. Hallederim diyorum bir şekilde hallederim. Diye. Çözeriz. Şimdi işte mesela o, o bir yere var. gideceksin mesela. Yani arabayla gideceksin. Ulan park yeri falan. Bunun mesela şey geliyor mu ara ara? O kadar mutluyum ki o konuda e, zaten genellikle eve gidiyorum. Evde otopark var. Buraya geliyorum. Burada park var. Ha, bir yere gittiğim zaman e, mesela evet Atilla'larla işte Atilla ile Kenan'la onunla Üsküdar'a gittiğim zaman mesela hemen arıyorum. E, kaygı yaşamıyorum. Oraya gittiğimde yer bulabilecek miyim kaygısı yaşıyorum. Hatta bir kere onlar bir yerde oturuyordu. Oradan kalktılar. Benim oraya evimler Kadıköy'e geçtik. Yani onu yaptırdığım Güzelmiş. oldu. Bak mesela S şu an ne yapıyorum? Sakalımla oynuyorum şimdi. Ya bu işte genel olarak bir kaygı ya kaygı demeyeyim de bir stres altında hissediyorsun San gibi bir şeye bağlanıyor işte bunu. bu şu an gördüğüm. Genelde sunuculara falan yaparlar bunu. Kalem olayı vardır. Ha tık 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 tık. Bir tık, şeyi tık. anlatırken birileri bir kalemle oynar. Ben mesela birine bir şey anlatırken şöyle anlatırım. Elimi kolumu çok kullanırım bir şey anlatırken. Gerçekten çok kullanırım yani. Şu alakasız yerlerde elimi kolumu kullanırım yani ben. Ya böyle anlatırım. Ya da şöyle anlatma. Böyle anlatırsam konuşamam. Bu artık kendini bence ifade etme biçimi ya. Yani bu kadara indirgenileceğini düşünmüyorum. Evet abi. ifade etme şekli de denilebilemez. Diye düşünüyorum ama şimdi bu işi bu dedim ya bugün okuduğum şeylerden sonra hani psikolojik, e, psikiyatrik bir vaka durumu var ise benim için tabii birazcık etkili olacak. Peki şuna gelelim. Bunu bırakmak için ne yaptın abi? Ben bırakamadım ki yiyorum şu an. Yok bunu bırakmak için bu zamana kadar ne yaptın? ...bir adım attın mı bırakmak Attım için? Ha, evet, Psikolojik bir... adım değil bak. Yok be güzel soru anladım. Şey değil hani... ...ulan ben yarın tırnak yemeyeceğim değil. Somut olarak ne yaptın? Alakasız bir şekilde örnek vereyim buna. Ben mesela tatlı yemeği sevmem tamam mı? Tatlı. Tatlı yemek sevmem yani. Bazı kazandığı bir sever işte... ...atıyorum gülmüşü falan böyle. Vesaire. Zaten laktoz enerjisi var bende. O yüzden zaten tatlı. Oo. Yemiyorum ama şey... ...tatlıyı genelde sevmem. Ben acı severim. Acı biber pul biber. Yani anladın mı? Onları severim. Sonra bana dediler ki acı oje süt e, düzelir dediler. <laughs> Bilmem nesi daha yüksek olan abuk sabuk böyle acılar mı ne varmış? Gelip onları bende denerler bu arada hani. Skovil. Mesela onun gibi işte hani. milyon Skovil'lik mit, acılar canını yakıyor mu falan diye böyle merak ettim. Acı geç... bayağı seviyorsun yani. Acı. Çok severim. Ben kahvaltıda bile acı pul biber mutlaka dökerim mesela. Salata yerim ben şu an hani rejim yapıyorum. Salata yiyorum salatanın içine de atıyorum. Normal yeşil salatanın içine. Ulan ben de diyorum aşağıda niye pul biber bitip duruyor. <laughs> bayağıdır bayağıdır yok o yok. Yanımda getiriyorum bayağıdır ben. Hayır biber getirmiyorum bayağıdır e, rejim yemeği getirdiğim için aşağıdan hiçbir şey bir de kaşık alıyorum. <laughs> bir kaşık da buraya çıkıyorum sonra bir kaşık da geri iniyorum. Ama kahvesini içiyorum ya bayağı kahve içiyorum mutlaka söyleyeyim. Ah. Kahve için mesela benden şüphe edebilirsin. <laughs> evet ha, özellikle bu prodüksiyon tarafı biraz yoğunsa kahve evet, çok iyi Fena içiyorum yani. Evet. Be beş beş bardağı geçmem lazım. Biber ama bak ilk hafta evet hızlıca bitirdiğim olmuştur burada itiraf ediyorum. Yo herkes yemiştir onu ya problem. <gülüyor> 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 onu da hiç anlamamıştım yani kahvaltıda acı yiyen insanlar. Benim rahmetli bir eniştem vardı abi. Kahvaltıya oturduğumuzda biber yerdi ve yediği biberler gerçekten böyle normal bir insanın lezzetli deyip yiyebileceği biberlerden değil hani ama benim mesela onun da demek ki öyle benimki mor falan gibi bir şey. mor falan ya biberler yani peki yerken terliyor musun Peki bak mesela... Ben de insanım ben abi. De, abi tamam da yani. yani. <laughs> neden abi? Neden kendine bunu yapıyorsun? Abi benim işin de. Bak o bahsettiğin kişisin de öyle muhtemelen. Benim kadar acı seven insanların mevzu şu. Tuz gibi. Benim anlamadığım... Sen ne? bir yemeği yaptın. Atıyorum bir yemek yaptın aşağıda tamam mı? Ve tuz koymadın içine. Koyma benim için hiçbir umurumda değil. Bu yemek tuzsuz olmuş... Ilaveten gidip de oradaki tuzluğun yerini bilmem yani alıp da tuz tuzan. Ben de aynı şekilde. Ben de tuz kullanmam bu ama arada ama. Kul biber koyarım. Ya mesela karabiber yemeğim... koyarım. Mesela yemeğin bitti değil mi? <laughs> Hala yanıyorsun. Yok o kadar işte yanmıyorsun abi alıştım. Mesela bazı insanlar da şey derler ya acı acı yemenin tatlı tatlı diye bir hı hı. şekerlemesi vardır. Anlayan anlamıştır onu. Ben de öyle bir şey de olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Benim için abi. Yani, ama bu ben böyle mükemmel derecede böyle bir varlık değilim. Bunu bu kadar acı yiyen insanların hiçbirisinde genellikle hiçbirisinde... Ben de abi yapardı. çözemedim. Hayatım boyunca hiç anlamlandıramadım. Yani çok acı yiyen arkadaşım var. Ben hep böyle çok tadındadır benim acım yani. Böyle ağzımı yakar yeterli. Çok böyle konu acıya döndü bu arada tırnak yemekten ama... Acı ojeden geldik buraya evet. çünkü abi. Güzel, güzel bir Acı ojeden var. geldik yani buraya. <laughs> Acı oje en sen Acı ojeni hoşuna gitti senin değil mi? Gitti hiçbir işe yaramadı. Ondan sonra somut olarak ne yaptık? Hemen ona göre dönelim. Bayağı otursak bu arada saatte evet, konuşacağız evet. belli ki sende de. Ben o zaman konservatuar sınavına hazırlanıyordum. Klasik gitar çalmam gerekiyor ve şey diyorlar hani pena yasak. Hı hı. Yani anladın mı? Hani parmakla çalacaksın bir de klasik parçalar çalıyorsun. Tüm parmaklarını kullanıyorsun. Evet. Tırnak lazım. Yok. Yani yok. Yok ama gerçekten yok yani. Yani uzuyordur muhtemelen ama ben onu uyurken bile halledip hallediyor olabilir mi <laughs> yani bilmiyorum. Yok o yüzden takma tırnak diye bir şey varmış. Bu ameliyat evet. yapışkanıyla yapıştırıyorlar. Evet. Ondan yaptı bir abla geldi bize eve. Ondan taktı. Abi o kadar tik olmuş ki şimdi uzunca bir şey onu böyle sıyırmaya başlarken o ameliyat yapışkanıyla yapıştırdığı şey koptu benim parmağım. Sınava girdim. gerçi de. Hani sınava girdim ve kaybettim bu arada. Profilim yoktu hani onu halledemedim yani bir şekilde. Neyse o kadar etkili kabalar denedim yani o kadar etkili çözümler denedim diyeyim daha doğrusu ve hiçbir işe yaramadı bende. Sadece bak bugün tekrar benim için milat öyle söyleyeyim bugün bunları araştırırken bu kadar ağır psikolojik bir rahatsızlık adı altında toplandığını bilmiyordum. Ben de senden öğrendim bu arada bu isimleri falan da senden öğrendim. Yani. Ondan dolayı da bunun üzerine hakikaten gideceğim. Yani şu podcast'in bana hiçbir faydası olmasını, bu, bu konuda mi? fayda edeceğini düşünüyorum şu anda. Evet. Benim aklıma çünkü Pamir geldi mesela anladın mı? Çünkü ben çocuk için direkt rol modelim. Ben ne yaparsam onu yapıyor. Ben mesela de. ha. Hı, yapıyor. İşte bilirsin çok iyi biliyorsun evet, yani. Yapıyor. Şimdi. Şu hareket. Yemese de bunu yapıyor. Evet. Bir zaman sonra burayı yumuşatacak. Biliyorsun sen evreleri. Aynen öyle. Anladın mı? Sonra o tatlı tatlı sıyırmaya başlayacak. Sonra kanalımıza girmeye başlayacak. Olmayacak. Olmasını Aynen. istemem yani açıkçası. gerek yok. Ondan dolayı ben bunu çözmeyi planlıyorum. Aş Ara ara deniyorum 6 ayda bir 5 ayda bir bırakıyorum arada yani bırakıyorum uzuyor falan böyle sonra bakıyorum bir gün böyle bir bakıyorum mısırmış yani. Abi birkaç kere ha birkaç kere yaşadım evet 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 uzadığını hatırlıyorum. Yani birkaç çok... kere uzattım ben ama yani uzattığımda da çok bakılası bir tırnak olmuyor yani onlar ulan. Abi neden olmuyor? Uzuyor mu uzamıyor mu ulan neden? bir yerden uzuyor yamuk uzuyor falan düzelteyim derken koparıyorsun etini kesiyorsun acıyor kanıyor Tamam neden olmuyor? Abi, Çünkü zaten bayağı bir harabettik buraları. Bu arada ben şeye sordum bunu. Benim kız arkadaşımın bir arkadaşı var. Tırnak yapıyor, neyle alakalı falan. Ona sordum. Bana dediği şey dokunma, kendi kendine uzasın ve düzeltmeye çalışma. Çünkü sen evet. tırnağın çıktığı yuvanın şeklini bozduğun için tırnak şu an düzgün uzayamıyor. Tırnak şu an bulduğu boşluklardan uzamaya çalıştığı için sana biçimsiz geliyor. Ne biçimsiz? Bunu düzeltmeye çalışırsa işte daha çok biçimsizleştiriyorsun. Aynen, aynen. O yüzden Salman bunu da yapamıyorum abi çünkü kötü duruyor bir zaman Aynı sonra. Aynı şey ay ayak tırnağında düşün mesela baş parmağını dibine aynen kadar öyle. kesersen batık oluşuyor. Aynen gibi. öyle. Bir şey işte anlattım. Ama işte elde biz yapısını bozduğumuz için bunun hiç sağlıklı uzayamıyor. Aslında bunu salmak gerekiyor, bırakmak gerekiyor ama da olmuyor işte. Ben neler yaptım ayılayım? Ha, aynen. Aa ben o acı hocayı zaten söylemiyorum. Onu Senelerce denedim yani çünkü onun herhangi bir caydırıcılığı yok bu arada. Sertleştiriyor galiba yani Yani bunu diyeyim. bu arada bunun benzer örneğini yavru köpeğe yaparsın abi. Yavru köpeği sahiplendiğinde ellerini ısırıyorsa oynarken eline her sevmeden önce kolonya sıkarsın. Hı -hı. Hayvanın dili senin eline değdiğinde çok kötü bir tat gelir. Hayvana ki o ısırmadan uzaklaşır. Bunu yavru köpekler de dene, denemişlerdi. O acı acı olayında değiş, bana bir bana böyle var. anlatmışlardı köpek öyle. Camiasın, <laughs> köpek bakıcıları falan. Ya bu köpeklerimizi böyle yapıyor. Sende acı acı Bu arada kullandım yok. O senin dediğin gibi o acının acılığı benim bir şey değiştire acı diye çekemiyorum elimi çünkü öyle bir şey değil o acı hoca yani Aa onu yumuşattı mı bir de sıyırabiliyorsun ya rahat evet rahat abi o da yani. o da giriyor işin içine neyse ben bu konuyu artık babamla acı biber suyuyla çözdüm <laughs> parmağım kalmaz herhalde benim <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> <da>. <gülüyor> Aa ben böyle bayağı kapların içine acı biber suyu koyup böyle parmaklarım uçlarını böyle sokup 2-3 dakika bekliyordum. Parmaklarım tırnak bölümleri böyle acıyı emiyordu ve gün içinde şöyle geziyordum abi. Çünkü yanıyorum ama yemem lazım. Yani yanıyorum okey ama yemem gerekiyor. Ağzım yanıyor ama yandıkça ben daha çok yiyorum. Bu sefer hırs yapıyor insan. Ulan yemiyorum. ama Acı yapan o da olmadı. Sonra baltıladım. Aa ne güzel bir çözüm. Bütün tırnaklarımı yara bandıyla bantladım. Bu sefer de abi insanlar başka bir şey oldu evet. sanırım. Yani bütün parmakların neden bantlı senin? Yani insanlar, bir de hani giriyorsun tuvalete ellerini yıkıyorsun yara Geride bandları kopuyor band bandları değiştirmen lazım band şu an çok pahalı. Onu da pahalı. yaptım <laughs> orada unutmuştum bak Ama iyi hatırlattım. Onda da şu var yara bandının yapısı ipli bir yapı olduğu için onu parçalıyorsun abi. Evet. Yara bandı böyle her çektikçe böyle bir ip geliyor böyle bir ip geliyor böyle o da çok güzel bir şey. Buradan biliyorum. ne çıkıyor bu arada? Hiç i̇şte düşündün mü mesela dikkat ettin mi? Burada tırnak bir obje sadece. Evet abi. Zaten o bir şey. Yani burada günaha giren, yani günah olmayan, günahsız evet, evet. bir şey bu bu evet, çekiyor. Evet evet. Bizim tamamen ağzımızla, dilimizle evet. bir şey yapmak olay aslında. Yani bu arada bunu arkadaşım, yakın bir arkadaşım, tırnak yiyen, yakın bir arkadaşım bıraktı ama çocukta bu kaldı mesela. bunun hepsinden psikolojik bir şey yapıyorum. Şu ama bak, ve haksız yani görmüyorum şu anda bu. Arada. Bu arada abi ben katılıyorum senin dediğine. Bu kaldı dediğim çok normal değil yani. Konuşuyoruz ya mesela sürekli sürekli şu, sürekli bu yani. Hani filtre kahve koyacak ya şu. Hani buradan kopmuyor. Ya bazı böyle Film izliyor şöyle. Yani Hayır, böyle, böyle uyuyakalıyor. Evet evet böyle insan var. Ben şuralarımı kaşırım mesela bazen. Çalışırken şuralarımı kaşırım falan. Böyle. Benim o konuda en kötü şeyim ayak sallamaktır. Ayak sallamak hepimizde vardır ya. Huzursuz bacak sendromu işte. Ve ben, o da bir Ve ben bu, arada. bu da az Benim babam da yapar. Ben de yaparım. <laughs> ben ikiye geçtim bu ara. Yani bir falan alışkanlıklardan gidiyor bu, bu ilk bölüm. Güzel oldu alışkanlıklar. Aynen. Ya. İki bacak var mı? Genelde sol mu? Bende mi? İkisi de var canım. Bazen TV'nin atıyorum yani. Ben... <laughs> ay, 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 ay. Solo falan. Aynen. Ay. <laughs> ben bu arada lisede uyurken de sallıyordum abi. Migraine de, eşim de söylüyor yani. Peki, Peki ben sana farklı bir alışkanlığımı söyleyeyim mi? Ben abi mesela sen dedin ya ayaklarımız huzursuz bacak sendromu falan diye. Hmm. Benim abi çok uykum uyumadığımda, uykusuz kaldığımda ve o günün sonunda uyku uyuyacaksam ve yorgunsam yüzüstü yatıp bacaklarımı havaya kaldırıp uyuyorum abi. O çok ayakta durduysan düşsen mantıklı bir hareket. Bu mantıklı bir da. hareket ama şöyle bir sorun var ki çoğu insanda bu durmuyor. Yani yüzüstü yatıyorsun ya, evet. diz kapaklarından ayaklarını kır. Tamam. Ayakları şöyle yap. Tamam. Öyle kal. Uyu öyle. Sabah kalkıyorsun ayakların böyle. O nasıl bir şeymiş be. Abi işte. <laughs> bunu, bunu gerçekten kimse yapamıyor. Yapamıyor yani bunu. Çünkü bu Düşer İst... abi bir zaman sonra zaten. Düşmüyor işte abi. Benimkiler düşmüyor. Yani bu bacaklar böyle kalıyor. Bir gün videoya çeksene kendini uyurken. Bunu yapmayı düşünüyorum çok korkuyorum. Bunu yaptığım zamanlar da çok... Yani kız arkadaşım der mesela. İrem der mesela sabah bir kalktım bacakların havada. Hani korktum bir şey mi oldu? Falbuki ben uyuyorum. Aynı şey annemde de var. Oha çok iyi. Evet. Ve çoğu insan yapamıyor bunu. Çoğu insanın bacakları senin gibi düşüyor ki normal olan da bu zaten. Bacakların diz kapaklarından şu şekilde uyuyamazsın abi. Kalkıp uyuyamazsın yani. Yani Mibera şey diyor. Uyurken bazen böyle kalkıyorsun diyor. Şöyle. Böyle uyuyormuşum. <laughs> Okey. Ama bir şekilde... O daha kötüymüş abi kalkıyormuşsun yani sen. Muhtemelen hani ne o konu başka bir şey de hani ama şimdi benim demek istediğim şey şu. Bu uyurken yaptığım bir reaksiyon. Benimki sen uyumadan önce. Tabii tabii ben dikiyorum. uyumadan Bu arada bacak ağrısından oluyor bir şey. Öyle yaptığında bir ihtiyaç demek. Evet, ihtiyaç büyük enteresan. ihtimal kan aşağı doğru gittiğinde evet. bacakların rahatlıyor. Ve ben öyle uyuyakalıyorum abi. İhtiyacı oluyor demek ki abi. Evet. Yani bu arada ben de şaşırdım. Ben de bu arada ayaklarımın öyle kalarak uyuduğumu düşünmüyordum. Gece diyordum. Evet, düşüyordum. ...devam ediyorum normal. <laughs> çok ama enteresan evet. Çok farklı konulara geçtik. Evet yani alışkanlıklarımız... ...alışkanlıklarımızı konuştuk ya. As sanırsa. Yani nakdeme <laughs> bir alışkanlık... ...değilmiş ama tekrar söylüyorum bunu. Ee, ben bu... <laughs> ...sonuna kadar bunun alışkanlık olduğunu savunacağım ama. Ama değilmiş. Değilmiş yapacak bir şey yok. Aslında ama. bugün seninle konuştuğumuz şeyler... ...mesela sen de dinlediğin zaman anlayacaksın... ...psikolojik bir sorun olduğuna ben ikna oldum bu arada. Yani ben çok senin gibi direkliyordum. Evet bu evet, gibi. evet... ...yok ben de psikolojik bir sorun olduğunu hani... ...hiç düşünmüyordum diye düşünüyordum ama bu kadar böyle isim olarak falan ayrıldığını böyle direkt ona bir teşhis konduğunu. Çünkü genelde hani hep psikiyatriden korkuyor insanlar. Psikoloji isminden korkuyor insanlar. Kalkıp da kimse hani ben tırnak yiyorum diye şizofren hastası olmuyor. Anladın Tabii mı? Canım. Tırnak yeme senin bilinç altında işte sana yansıttığı kaygı, stres, anksiyete bozukluğu da diyebiliriz. Yani hani onun Aynen. gibi gelecek kaygısı yani anksiyete bozukluğu. Herkes evet. böyle çok korkunç bir isim e, yapıyor. Yani. zaten psikolojide bir sorun olduğu için. Türkiye'de çok mükemmelim diyen kaç kişi de yoktur acaba? Çok merak ediyorum. Psikolojik, Psikolojik sorun mu? Evet canım. Yani mümkün Olmayan değil yani. Olmayan yoktur ya bence. Mümkün herhalde. değil abi. Az önce söylediğin gibi işte bana sorduğun sorudan belli. Bana dedin ki eve giderken bir kaygı yaşıyor musun? Demek evet, ki yaşıyorsun abi. abi. Evet abi. Böyle bir soru soru ya böyle ben bir şey. Ben yaşıyorum abi. Ben motorla gidiyorum eve. Evet. En basit bir araba sinyal vermeden sağ çıktığında ben ya işte bugün konuyu anlatmayacağım şimdi ama anlattım duydum Aa, işte yani mesela öyle. mesela Aynen öyle. konuyu yani. ya. O zaman bu yayının sonuna gelelim. Aynen öyle bu bölümün, bir sonraki yayına da geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için, artık dinlediğiniz için diye de söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapı önü sohbetleri bitti.